Herkese selamlar. Bugün Torf ve Pelt hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kullandığımız torf şöyle. Kalıp ortalama 5 kilogram gelmekte. 5 kilogramlık ürün şöyle suyla karıştırılınca 45-50 litre arası torf elde etmek mümkün. Ucuz olduğu için biz Kokopit'i tavsiye ediyoruz. Pelt olarak da şöyle. O da sol kısımda. Bulabilirseniz kalın pelt kullanabilirsiniz. Ben şu an elimizde 3 yıllık olan ince pelt kullanıyorum. Kokopiti şöyle ikiye bölüyorum ben. Tek parça olduğu zaman suyu biraz geç almakta. Tabi bunu büyük alanda yaparsanız daha iyi olur. Bizim yerimiz kısıtlı olduğu için şöyle kovanın içinde yapıyoruz. Bu 20 litrelik kova. Yani şöyle bir torftan rahat rahat iki kova ürün çıkar. Yanılmıyorsam adet fiyatı 15 liraydı. Tabi değişik internet sitelerinde değişik ücretlerde bulmak mümkün. Şöyle suyumuz var. Suyumuzu torfların üzerine döküyoruz. Şöyle yakınlaştıralım hatta. Torf parçaları ne kadar ince olursa torfun şişmesi o kadar çabuk olacaktır. Şöyle elinizle de kırabilirsiniz. Şöyle ufak bir deney yapabiliriz. Şurada bizim bir tane terazimiz olacaktı. Şöyle hassas terazimiz var. Onun içine şöyle bir miktar torf alalım. Şöyle biraz açıyı da bozmuş olacağız ama. Şöyle. Torfumuz 5,9 gram geldi. Şöyle sağ alt kısımda siz de görebilirsiniz. Tabii kıpırdattığımız için değişti. Sıfırlayalım. Şöyle 6,3 gram. Onun üstüne biraz su akıtalım. Yani zaten kabardığı zaman da hacmi değişecek. Suyu biraz fazla koyabiliriz. Şişince kaç gram kaldığını biz de görmüş oluruz. Şöyle suyun içindekiler şişmeye başladı. Şöyle torfumuz hazır hale geliyor. Dediğim gibi 5 kilogramlık ürün suyla ısıtıldığı zaman 45 ila 50 litre ürün elde ediliyor. Şöyle. Kokopit'in hazırlanması bu şekilde. Şu an iyice torfumuz şişsin. Pelt ile karışımda görüşürüz. Şu an kokopitimiz şişti. Az önceki boyutuyla şu anki boyutu görebilirsiniz. Yaklaşık olarak 15 ila 10 litre arasında torf oldu. Üçte birini kullanmıştık biz torfun. Şöyle ortalama bir bloktan dediğim gibi 45 litre rahat çıkacak. Şuradaki
Torfumuz iyice şişti. 6 gram gelmişti. Şu an 177 gram. Şöyle içindeki suyu boşaltalım. Bir de o şekilde tartalım. Şöyle 26 gram gelmekte. Yaklaşık 4-5 katı su içmiş durumda torf. Bunu da ufak bir deneyle göstermiş olduk. Şöyle ilk boyutuyla bunu karşılaştırabilirsiniz. Şöyle torfumuzun pellet hazırlığına geçebiliriz. Şunu şöyle kenara alalım. Ben tohum çimlendirmede ve köklendirme işleminde birebir kullanıyorum. Yani bir ölçü torf, bir ölçü perlit. Onu da ufak şekilde göstereyim. Siz torfu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Şöyle bir ölçü kokopit. Şöyle iki. Üç, dört, beş adet göstermek için yeterli olacaktır. Perlitten de aynı şekilde beş ölçü. Perlit biraz tozlu olduğu için mutlaka maske kullanmak gerekli. Siz bulabilirseniz torfun iri olanını alın. Benimki 3 yıllık kullandığım için biraz toz haline gelmiş. 3 şöyle 5. Bir ölçü kokopit, bir ölçü perlit. Köklendirme işlemimiz için yeterli olacaktır. Hatta sadece pellet ekenler de var. Homojen olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bütün çeliklere aynı sıcaklık ve nem gelmesi gerekli. Karışımın hazırlığı da bu şekilde. Viyollerimizi de gösterelim. Videoyu sulandıralım. Ben çelikler için şöyle göl kullanıyorum. Şunlar yüksek viyol. Yanılmıyorsam 12 santim yüksekliği. Yolumuz var. Yollere bastırmadan koyuyoruz. Hemen şu şekilde. Bir de şu boşlukları mümkün olduğu kadar temizliyoruz. Eğer şurada temizlemezsek şuradaki kök bu tarafa geçiyor. Fileleri aktarırken de bu bize biraz zorluk çıkartıyor. Böyle hazırlığı bu şekilde. Hatta ben hazırladığım kısımları göstereyim. Şu an çelik dikimine geçeceğiz. Üyelerimiz şu şekilde. Bugünlük bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.